Efendim? Ne? Ne? Çeyiz göreceğim, bırakın beni. Çeyiz göreceğim. Göremezsin. Ne demek göremezsin? Kapıyı suratıma çarpıp durma. Kapı, iki tane kapı var zaten. Yok. Bir aha bu kapı, öbürü de kapı gibi dikilmişsin zaten. Yok, göremezsin. Ne demek göremem? Göreceğim. Yok, göremeyeceğim. Göreceğim. Göremeyeceğim. Çeyizi göreceğim. Tamam. Göremeyeceğim. Göreceğim kapıyı. Göremeyeceğim. Çekileceğim. Önce birinci kapıyı açacağız. İki tane kapı be annem be, dikilmişsin kapı gibi be. Adın ne? Fadime. Fadime Hanım. Nesi oluyorsunuz siz bu çeyizin? Akrabası oluyor. Çeyiz akrabası. Evet. Bu senin halanın kızı mı mesela şu kablo? Görünmüyor. Bu mu? Bu mu görüncen? Görünmüyor evi bu. Görünmüyor evi. Evet. Şu ne oluyor? Halanın kızı mı oluyor? He. He. Evet. Tövbe estağfurullah. Evet. Bir bakalım şu çeyize. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz valla. İsim? Muhalla. Muhalla Hanım. Evet. Gelin Hanım kim oluyor? Gelin Hanım orada. Hu. Ben zaten ne soruyorum ki işte direkt burada yazıyor. Ahamda yazıyor. İşte. Aç aç kapatma. Aç. Açın bari. Aç bari. Ata bana şöyle. Ahamda gelin. Çeyiz odasına girdiniz. Gelin kimdir? En çok takı kimde varsa odur. Ne zamandan beri bunlar... Nişandan beri mi? Nişandan beri. Ne taktılar? Altın da ne yani? Yüzük, saatimiz. İsim neydi sizin efendim? Vahide. Vahide hanımefendi. Evet. Vahide hanım sizin neniz oluyor? Yengem. Nasıl yani? Abinizin? Abim, eşi. Buradan beraber mi oturuyorsunuz? Yok, İstanbul'da. Düğün. Düğün için. Ha yani. Evet. Düğün için buradalar. Of. Of ki of. Bu bir tokat adeti midir efendim? Evet. Yani... Daha önce çekim yaptığımız, yani hoş görsünler de, yani çok çeyiz gördük ama böyle çeyiz. Ha böyle çeyiz görmedik. Az sonra mas sonra falan filan da değil. Hemen şimdi. Ne kadar sürdü bu? Kaç günde serdiniz çeyizi? Kaç günde? Cumartesi günü başladık. Demirleri falan 3 günde. Demirler. Demirlerimiz de ahşap var. Ahşap konstrüksiyon mu yaptınız? Evet. Radye temel mi? Nasıl yani? İnşaat değil ki bu. Var ya diyeceğim. Şimdi demirler olduğu için... Ne demiri? Nerede demir? Şu işlerde demirlerimiz var bizim. Bak şu altlarda mesela belli olur demirlerimiz. Yaş kaç Vahide Ayvalı? 21. 21 yaşa bu kadar evet. Şey sığdırdın mı sen? Sığdırdık. Valide mi yaptı sen? Şöyle benim de emeğim var. Annemin de ablalarım da. Kaç abla var? 2 ablam var. Az be Vahideciğim be. Sen annen 2 ablan toplam 4... Yengen yardım etmedi mi? Muhalle Hanım yardım etmedi sana. Etti sağ olsun. Ne ördü Muhalle Hanım? Ne ördü? Ne ördü? Bak şuradaki şeyi. Heh, görelim. Buyurun. Bitirin takımı. Muhalle Hanım bunları siz mi ördünüz? Evet. Vallaha. Şimdi Elçin benim hanım bunları görünce diyecek ki Muhalle Hanım'a yapış. Bize de bir tane bundan yapsın diyecek yani. Olur derim ben de. Ya, kaç gününüzü alıyor bu? O kaç günümüzü alıyor? Valla çocuklar ağlamazsa... Kaç çocuk var? 2 tane çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. Amin. Çocuklar ağlamazsa 2 haftada bitebilir yani. Şu? Evet. Hızlısınız vallahi. Yani. Açsak mı bir iş yeri mi açsak acaba? Olabilir. Neden bunu, olmasın? Değil mi? Tabii. Ne iş yapıyor beyiniz? Kameraman oluyor. Bıraksın canım. Ne kadar daha kameramanlık yapacak ki? Kaç yaşındaydı? 34. 34 şurada yapacağı bunun 6 sene falan yapacak. Ondan sonra ben diyorum ki bir tane işte bu iplikleri öğretin. Belki sizden daha hızlı olur yani yapar ben. Bu arkadaştı değil mi? Evet. Canım sen ne titriyorsun amma kalp atışın buraya geliyor. Heyecan mı yaptın canım? Hayır yok gayet rahatım ya. He? Problem yok gayet rahatım. Bilmem. Yok iyi. İnsan hani. Heyecan yok. Adı ne kameraman eşinizin? Eyüp Ensar. Eyüp Ensar mı? Evet. Canımız ciğerimiz o bizim Muhalle Hanım. Çeyizde neler olur efendim? Çeyizde yatak örtüsü olur. Şu karyol örtüsü evet. Bu satın alınma ama değil mi? Satın alma bu hazır. Bunlar mı yatak örtüleri? Bunlar yatak örtüleri. Bunlar misafir odası takımı. Misafir odası takımı nasıl takım, yani? Misafir yani, geldi ne işe yarıyor bunlar misafir odasında? Geldim seriyorsun işte. Nereye seriyorsun? Gümüşlük masası. Bunlar nedir? Yazmalarımız onlar. Onları da bir soralım. Kimlere verilir, kimlere verilmez? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne soruyorsunuz Vahide Hanım'ın? Damadın amcasının kızıyım ben. Yani erkek tarafı oluyorsunuz. Erkek tarafıyım evet. Onun için mi hafif şişim durumları var? Yani evet. Evet. Bu yazmalar kimlere verilir?
Onlar görümceye, kayınvalideye, eşe, dosta, akrabaya hediye olarak dağıtılır. Kalanı da gelinin çeyizindedir. Yani kendi kullanır. Şu düğün konvoyunda verilen şeyler... Evet evet, onlara bağlanır. Yaz arabalara bağlanır. Tabii arabalara bağlanır. Öyle mi? Evet. Onlara oyasız bağlanıyor. Buyurun efendim. Oyasız bağlanıyor arabalara. Ya biz oyalı alırız gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Onun için zaten siz yani... erkek tarafı mı evet. siz? Belli belli. Öyle ayrı mı düştünüz acaba? Kız tarafı orada, erkek tarafı burada. Yok. Biz de tam ortada duralım mı bari hani? Hafif bir denge unsuru olsun. Şu pembe çok güzelmiş mesela. Eşinize vay da. Buyurun. Eşinize getirin. Ben nasıl alayım eşimi götürüyorum? Hoca ben... iki biz burada. Dört kişi. Yani. Dört kişi. Tabii canım onları da yani. Mümkün değil yani. Tek başıma almam mümkün değil. Ama hazır burada arkadaşlarım yokken. Tabii tabii tabii. Hazır burada arkadaşlarım yokken. Ben bunu. Yo. Ben bunu böyle yokmuş gibi. Aha. Gördünüz mü? Unutmuşlar hatta takmayı oraya da. Vay de. Burayı niye boş bıraktınız be yavrum ben? Düğünde görüşürüz. Vay de. İnşallah. Valla ellerine sağlık. Kim emek harcadıysa çok güzel olmuş. Ben... Çıkıyorum. Tokat kebabı yemeyelim. Ben de geliyorum. Al detayları gel kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.